yapmamız isteniyor. Eğer sıralama yapmak istiyorsak hepsini sinüse ya da kosinüse dönüştürebiliriz. Biz sinüse dönüştürelim. Şunu söyleyebiliriz. Kosinüs 50 kosinüs 40 sinüs 50'ye eşit olur. Eğer açıların toplamı 90 derece ise kosinüsü sinüsüne eşit olur bu açıların. Burada kotanjant 40 derece verilmiş. Biz istersek bunun yerine tanjant 50 yazabiliriz. Burada tanjant 50'ye eşit olacak. Şimdi sıralama işlemini şöyle gerçekleştirebiliriz. Bir kere sinüs 0'ı ele alırsak, sinüs 0, 0'dır. Sinüs 90 dereceyi ele alırsak, onun sonucu da 1'dir. Şimdi sinüs fonksiyonu 0 ile 90 arasında artış gösterir. Yani açı ne kadar büyük olursa 0 ile 90 arasında ifade de o kadar büyük olacak. Eğer biz sinüs 40 ile sinüs 50'yi kıyaslarsak, sinüs 50 büyük olacak sinüs 40'tan. Yani B ifadesi A ifadesinden daha büyük. Bunu söyleyebiliyoruz. Şu 50 değil, A ifadesi olacaktı. Şurası A. Şimdi B ifadesi A ifadesinden daha büyük. Ama şunu yapmak mümkün değil. Sinüsle tanjantı doğrudan kıyaslamak mümkün değil. Yalnız şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tanjant fonksiyonu için de şöyle bir durum söz konusu. Tanjant 45 derece 1'e eşittir. Tanjant 45 1. Bundan sonra artış göstermeye devam eder. Tanjant giderek artarak ilerler. Artarak. Yani tanjant 50 derece 1'den daha büyük olacak. 1'den daha büyük. Ve şunu her zaman söyleyebiliriz. Açıların sinüs ve kosinüsleri daima eksi 1 ile artı 1 arasında yer alır. Yani herhangi bir ifadenin sinüsü, mesela sinüs 50 ya da sinüs 40, hiçbir zaman 1'den büyük olamaz. Kesinlikle 1'den daha ufak olmalılar. Tabii eksi 1'den de daha büyük olacaklar. Bizim tanjantımız 1'den büyük olduğuna, sinüslerde 1'den küçük olduğuna göre tanjant 50 bunların en büyüğü olacak. Yani en büyük olan tanjant 50, yani C ifadesi, C ifadesi en büyük, sonrasında B büyüktür, ondan sonra da A büyüktür. Sıralamamız bu olacak.